Herkese merhaba, ben Anıl. Happy TV kanalına ve Scam Server'larından bahsedeceğim videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Önce Server Settings'i, yani Server ayarlarını yapacağımız yeri açmak için bilgisayarıma girip C klasöründen kullanıcılar, artık bilgisayarınızın ismi neyse o benimki user kullanıcı. Buradan App Data, Lokal, Lokal'den abi Scam'ı buluyoruz. Scam'ın içerisinde saved, yani kayıtlı dosyalar. Buradan config, Windows No Editor ve son olarak da server settings. Buna sağ tık yapıp birlikte aç seçeneğinden not defterinde açtığımız zaman bizim server ayarlarını yapabileceğimiz her şey tam olarak burada oluyor. Olay burada bitiyor. Tek kişilik serverlarda böyle. Sakın multiye girip de server ayarlarını yapayım olmaz. Şimdi tabii ki burada bunların her biri bende birer tane. Mesela single'da İki server'ınız varsa bunlar hepsi olmasa da birkaç tanesi ikişer adet oluyor. Hani buna dikkat etmek lazım. Scam şey diye yazmamış. Server 1, server 2, server 3 diye yazmamış. Hepsini bu dosyaya sıçtırmış. Ayırt et edebiliyorsan demiş yani. Şimdi gelelim buradaki zımbırtılara. Şimdi şu Scam adı altında olan yerlerden, yani şuradan hemen hızlıca bir bahsedip devam edelim efendim. En üstte, yani ben direkt söyleyeceğim bildiklerimi. Bu mavi şey alanına böyle imeçle seçeceğim. Bu abi dünya yeryüzündeki toplam hayvan sayısı. Normalde 45'ti, ben 60'a çıkarttım. Daha çok hayvanla karşılaşabiliriz umuduyla. Yeryüzündeki toplam kuş sayısı, bu da yanılmıyorsam 15'ti. Ben bunu 25'e çıkarttım. Daha çok kuş görebiliriz, avlarız. Kolay yemek bazında birazcık. Yeryüzündeki toplam zombi sayısı da 64'müş. Bunu hiç ellemedim. Buradaki sayılarda işte içerideki, dışarıdaki, yani kapalı alandaki, açık alandaki, bu exterior mudur nedir artık, dilim de dönmüyor. Yanılmıyorsam içerisi bu interior'da dışarıdaki zombi sayısı mı oluyor? Galiba. Yok, zombi değil, canlı sayısı da olabilir. Tam emin olamadım şimdi. Buradaki de yeryüzündeki şeyler abi. Mekalar. Bu mekalar, işte bunu sıfır yaptığın zaman mekalar kalkıyor. Bir yaptığın zaman mekalar şey oluyor. Yeryüzünde oluyor. Ondan sonra bu modifi şeyleri de, nasıl söyleyeyim, kat sayıları olarak düşünebiliriz işte. Bu bir de mesela şu an bir eve girdiğimizdeki karşılaşacağımız zombi sayısı 3 ise mesela bu 3. Ama bunu 2'ye çıkarttığımız zaman 2 katı zombiyle karşılaşacağız. 3 ise 6 zombiyle karşılaşacağız. Bu da dışarıdaki zombi sayısının spamlanma muhabbeti. Aynı durumda bunu katladığımız zaman dışarıda daha çok zombiyle karşılaşacağız. Ondan sonra burada Inalable Locked Container var. Bu o kilit muhabbeti. Bu kilit muhabbetini sıfır yaparsan lockpick'le açılacak tüm kasalar, tüm dolaplar gidiyor. Hepsini normal lootluyormuş gibi lootlayabiliyoruz. Bu weather gökyüzü durumu, yani hava şeyi, zamanlaması daha doğrusu. Güneş işte ne zaman doğacak, altında ne zaman batacak? 9'da. Bunu istersen güneş doğumunu 5 yap, güneş batışını 4 yap mesela. Aşağı yukarı 22 saat veya 20 saat şey olur. O 4 saatini de gün batımını ve gün doğumunu sıkıştırır, oyun sana sunar. Bu da günün akma hızı 3.84 diyor. Bunu arttırdığımız zaman gün daha hızlı akar muhtemelen. Bu da oyun başladığında işte saat kaç olacak? 8 olacak. Oyuna ilk başladığında saat 8'de başlayacak. Respawn settings. Nerede doğduğumuz, hani öldüğümüzde bize seçenekler sunuyor ya. İşte random doğarsan 25 şan puanı. Bir tane sektör seçip doğarsan 50 şan puanı. Shelter'da doğarsan 75 şan puanı. Bunları sıfırlayabilirsin mesela, veya daha da yüksek şan puanı harcamasına sebep olabilirsin. Bu da tamamıyla bizim elimizde olan bir şey. Şimdi item spam, bizim asıl olayımız burada. Şimdi bu spamda da abi olay şu. En üstteki normalde bu değerlerin hepsi bir arada. Bir bu arada. Ben bunları 3 yaptım. Bu genel loot seviyesi. Tamam, ben genel loot seviyesini 3'e çıkarttım. Bu aşağıdaki diğerleri de, hangisi hangisi olduğuna tam emin değilim. Arama
nasıl söyleyeyim? Çıkma şansını artırıyor. Aramadaki çıkma şansını artırıyor, öyle söyleyeyim. Mesela bir dolap açıyoruz. Burası birken içinden item çıkma olasılığı işte %20 mesela. Ben bunu 3 yaptığım zaman bir dolap aradığında item çıkma olasılığı 3 katına çıkarttığından dolayı %60 oluyor abi. Yani bunlar o kat sayıları arttıranlar ama dediğim gibi tam olarak emin değilim hangisi hangisi olduğundan. Genel olarak hepsini arttırmamız bizim karımıza yani. Bu arada ben 3 katına çıkarttım. Şu anlık gayet de tatminim. Gayet güzel. Burada o zaman belli zamanlar arası düşen drop var ya, onun ayarları var. Muhtemelen bu drop düşme süresi 1200 saniyede bir olsa gerek. 1200 dakika olsa zaten bitmez. Oyunu deli gibi oynarsın. Bir tane dropla bitirirsin yani, sıkılırsın çıkarsın. 1200 saniye tahmin ediyorum. 1200 saniyede bir drop düşüyor. Bunlar da büyük ihtimalle şeydir. Ardından düşecek drop'un tam süresi değil de kat sayı olaraktır. Bu arayı daralttığında şey olabilir belki. Tam emin olmamakla birlikte söylüyorum. Burayı tam çözemedim. Çözemediğim birkaç yer daha var hatta. Daha iyi loot da olabilir. Daha sık aralıklarla da düşüyor olabilir. Tam emin olmamakla birlikte. Evet. Sonrasında da kusura bakma, öksürüyorum. Öksürdüğüm yerleri falan kesiyorum. Hapşuruk mapşuruk. Biraz da birazcık kopya çekiyorum, çeviriyorum. Hani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Onun için böyle biraz tık tık kesik kesik oluyor. Neyse. Şimdi burada da Sentry'ye geldiğimiz zaman abi, bu Sentry'nin yani mekaların damage şey oluyor. Hasar vermesi oluyor. Hani bir dediğinde büyük ihtimalle bize hasar veriyorlar. Sıfır dediğinde bize hasar veriyorlar. Sadece deli dana gibi ortalıkta dolanıyorlar. Mesela bunu da belki yarıya indirme şansımız olabilir. Ben şeyi merak ediyorum mesela. Deneyeceğim onu. Çırılçıplak gideceğim abi, mekanın önünde duracağım. Büyük ihtimalle tek atacak. Bunu 0,5 yaptığımızda belki değişebilir diye ümit ediyorum. Çünkü zombiye geldiğimizde de burada da zombinin damage'inin kat sayısı var. Bunu da azaltabiliyor. Sıfır yaparsan hasar vermiyor büyük ihtimalle. Şeyler. Zombiler. Son olarak da burada araçlar var. Araçlarda yeryüzündeki işte yok pardon, yeryüzü değil. Yakıt kullanımı, batarya kullanımı, ondan sonra bizim yüklediğimiz batarya, hani mesela bir pilden %1'lik batarya yüklüyorsak bunu arttırdığımızda %2, %3 falan. Büyük ihtimal işte motorun ne kadar batarya harcadığı. Vasus inactivity, bunlardan tam emin değilim işte. Ama hepsi bir pil kullanımından bahsediyor. Bu büyük ihtimalle dolu mu? Bu pilin dolum hızı. Hani araba sürerken akü doluyor ya. O akünün dolumundan bahsediyor. Bu aşağıdakiler de yeryüzündeki toplam araç sayısı. Bunları hiç elemedim. Mesela 16 tane pickup varmış maksimum. Bu quad ne emin değilim. Onu çözeriz. 16 tane SUV varmış. 12 tane traktör. Wheelbarrow. Bu bisiklet veya evet, bu bisiklet olabilir. 20 tane, 16 tane bot varmış, 10 tane de ATV varmış. Muhtemelen bu 12 tane olan da bot. Ama bunlar nerede? Biz bulamıyoruz işte. Kısacası bizim için önemli olan, isterseniz bunları tabii ki de arttırabilirsiniz. Bunu 100 yap, adım başı araba bulabilirsin mesela yani. Bizim için önemli olan şey abi, burası. Loot'u arttırmak. Ondan sonra da buradaki çarpanlar. Zombi sayısının çarpanı. Bunları da arttırabiliriz oyunu zorlaştırmak için adına. Buradaki sentinel yeryüzündeki meka sayısını da sıfır yaparak sentinelleri, mekaları daha doğrusu kapatabiliriz efendim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur sizin için. Hani böyle anlatım videoları tabii ki oyun çekmek kadar kolay olmuyor. Biraz heyecanlanıyorum. Laflar birbirine giriyor. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.